Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve senaihi ve salatu ve selamu ala khayr halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومددنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis-salihin. Ya Hennan, ya Mennan, teveffena alel iman. El-evvelu Allah, vel-ahiru Allah, vel-zahiru Allah, vel-batinu Allah. خيره وشره من الله من كان في قلبه الله فمعين في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله صدق رسول الله ونطق حبيب الله أما بعد اسم فاق حضرة محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام Cismi Pak, Hazreti Muhammed Mustafa'a salavat. Nesli Pak, Hazreti Muhammed Mustafa'a salavat. Cenab-ı Hak, Feyyad-ı Mutlak ve Rabbul Felak Hazretleri cümlemize kerem ve inayetiyle, lütuf ve merhametiyle, ismi, cismi, nesli pak olan alemlerin efendisi hürmetine medet-i inayet buyurup tevfikini refik eylesin. Ahir akıbetimizi hayır eylesin. Bizleri Müslüman olarak yarattı elhamdülillah. İslam şeriatı, İslam ahlakı, sünenat-ı Muhammediye üzerinde yaşayıp iman ile, Kur'an ile, huzur ile ruh teslimini müyesser eylesin. Bizleri ölene kadar, nesillerimizi kıyamete kadar İslam-ı mübine, Kur'an-ı hakime, sünenat-ı Muhammediye'ye hadim eylesin. Hepimizi kamil iman ile müşerref eylesin. Güzel ahlak ile müzeyyen eylesin. Salih ameller ile bizleri muvaffak eylesin. Helal kolay bol rızıklarla merzuk eylesin. Salih saliha nesillerle taltif eylesin. Ahir akıbetimizi hayır eylesin. Ümmet-i Muhammed'in hastalarına Şafi ismi şerifinden şifalar lütfeylesin. Dertlilerine devalar ihsan eylesin. Borçlularına en yakın zamanda kolayca edalar nasip eylesin. Cenab-ı Hak yeryüzünde kitab-ı kadimine, din-i mübinine, ve Efendimizin sünnet-i seniyyesine ve bunlara gönülden bağlı olan müminlere nusret eylesin.
önlerini açsın, ellerinden tutsun, hadiseleri onlara kolaylaştırıp onları muzaffer eylesin. Onların karşısındakileri hidayet eylesin. Eğer hidayetlerini takdir buyurmamışsa, müntakim sıfatıyla onların hakkından gelip nöbetlerini tamama erdirsin. Cenab-ı Hak içimizdeki beyinsizlerin, içimizdeki izansız, irfansızların, satılmışların da nöbetlerini tamama erdirip yerlerde hayırlarını ikame eylesin. Şerlerinden bizleri emin eylesin. Cenab-ı Hak müminlere birlik, birlik, kardeşlik, tesanüt, Allah için yaşamak, gerektiğinde Allah yolunda ölebilme ruhu, şuuru ihsan eylesin. Amin diyenleri Cenab-ı Hak iki cihanda aziz ve emin eylesin. Evet muhteremler, çokça günümüzde gündemde olan bir mevzu olduğu için biz İslam'a ve sünnete göre ala kaderil imkan bu mevzuyu birlikte paylaşmayı niyetledik. Cemaat, hizmet oldukça bunlar konuşuluyor. Acaba her kuru kalabalık cemaat midir? İnsanların kendi menfaatleri, heva ve hevesleri adına yaptıkları şeyler hizmet midir? Efendim, bunun kararını sizden vereceksiniz. Ben imanınıza, vicdanınıza arz edeceğim. Siz kendi tefekkür aleminizde meseleyi enine boyuna düşünüp kararınızı vereceksiniz. Bizim görevimiz anlayabildiğimiz, bilebildiğimiz kaynaklarımızdan alabildiğimiz kadarıyla doğruları anlatmak. İlla da sizleri bir istikamete, bir yöne yönlendirmek değil. Hidayet Allah'ın mülküdür. Allah'ın nurudur. O kimin gönlüne dilerse onu o gönle bırakır. Biz tebliğ ile yükümlüyüz. Bunun için diyorum ki neticeyi, kararı sizler vereceksiniz. Biz bilinen doğruları Kur'an-ı Kerim'den, Sünnet-i Seniyye'den ve İslam büyüklerinden, İslam alimlerinden efendim toparlayabildiğimiz hakikatleri paylaşmak durumundayız. Hepimiz şunu biliyoruz ki İslam dini bir cemaat dinidir. Evet, İslam bir cepheden fert fert herkesin hidayetini öngörürken, hidayeti esas almışken, bir taraftan da bu hidayete ermiş toplulukların bir araya gelmesini emretmiştir. Bir araya gelip gerek hayatın güzelliklerini, gerekse hayatın zorluklarını paylaşmalarını istemiştir. Çünkü hiç kimse münferiden kendi kendine yeterli değildir.
bütün ihtiyaçlarınızı tek başınıza gideremezsiniz. Bu sadece masallarda, Robinson Crusoe hikayesi masallarda var böyle bir şey. 50 sene, efendim hatta 50 küsür sene bir adada işte tek başına veyahut cumali dedikleri bir yerliyle birlikte efendim yaşamış. Bunlar hayal mahsulü şeyler. Ha, velev ki böyle olmuş olsa da, bu doğru olmuş olsa da bu şaz bir hadisedir, örnek olmaz. Böyle bir ikinci vak'a yoktur. Zaten o romanı okuyan, Crusoe romanını okuyan hiç kimse bir daha böyle bir hayal kurmaz yani. Onun yaşadığı zorlukları görünce, evet. Yani Cenab-ı Hak insanı hiçbir şekilde yalnız bırakmamış. Sizi erkekli dişili olarak yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Erkekli dişili olarak yarattık. Adem'le Havva. Sonra sizleri adeta çoğalttık. Kabileler, milletler, ülkeler, kıtalar şeklinde sizleri çoğalttık. Niye? Birbirinizle tanışasınız, dayanışasınız, birbirinizle sevişesiniz diye, yardımlaşasınız diye. Hayatı paylaşasınız diye. Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yok. Bu kabilelerin, kavimlerin, kıtaların, efendim, hiçbirinin birbirine üstünlüğü yok. Ancak Allah'tan gereği gibi korkanlar, layıkıyla ona kulluk yapmaya gayret edenler, bunların bu hallerinden dolayı üstünlükleri vardır. Takvalarından dolayı. Allah'tan korktukları için masiyetten, günahtan, haramdan, batıldan sakınmaları, Allah'ı sevdikleri için de Allah'ın emirlerine riayet etmeleri onlar için bir üstünlük vesilesidir. Üstün olan bunlardır. Bunun dışında kimsenin kimseye adeta bir farkı yoktur. Bu yüzden diyoruz ki İslam cemaat dinidir. Belli mevzularını fert olarak yaşayabiliriz ama bütün meselelerini fert olarak başaramayız. Evet. Çünkü bu din bütünüyle yaşanabilmesi için birçok vazife insanlar ile paylaşılmalı. Namaz fertlere farz olmakla birlikte fazileti cemaate yüklenmiş. Hepimizin şahıslarına farz namaz. Ama bunu birlikte kılmamız namazın faziletinde.
ve bizim takvamızdan. Oruç, fertlere farz olmakla birlikte, orucun başlaması, rüyet dediğimiz, hilali gözetleme, görme ve orucun bitişi, bayram dediğimiz, bu hadise ancak bir toplulukla yapılabilecek hadisedir. Toplulukla. Hilali gözetleme işi İslam'da aslında devletin işidir. Ama bugün bu noktalar birbirine karışmış. Yani zaten günümüzdeki olaylar da bu karışıklık yüzünden çıkıyor. Yani devlet kim, millet kim? Bunların yerleri belli değil. Bu biraz karışmış. Erzurumlar bilirler işte. Erzurum'un meşhur bir çavu pehlivanı var. Sözde güreşçi birisi, pehlivan. Onun böyle bazı mizahi hikayeleri var yani. Böyle bir dinlemiştim birinde. Veya onun ağzından anlatıyorlar. ABD'de, Amerika'da, Amerika Senato Meclisi karıştı diyor. Bana Amerikan Başkanı telefon etti. Teo yetiş, Amerika elden gidiyor. Buradan belediye otobüsüne bir atladım Hasankale'den. Amerika'ya vardım. Bu Kızıl Saray'a girdim. Evet, belki ismi Beyaz Saray da, bura aslında Kızıl Saray arkadaşlar. Bir beyazlığı kalmamış yani. O Kızıl Saray'a girdim, baktım. Kim kimin yerinde belli değil. Bakanlara, senatörlere, ona bir tokat, buna bir tokat derken hepsini yerlerine yerleştirdim, ortalık süt liman oldu. Döndüm, geldim. Şimdi bugün maalesef siyaset böyle olmuş. Kimin yeri neresi belli değil. Yani devlet kim? Durması gereken yer neresi? Tabia kim? Devlete tabi olanlar halk. Dilimizde halk diyoruz. Halk kim? Millet kim? Bu milletin nerede durması lazım? Bunlar karışmış bir tevhid pehlivan lazım yani. Evet. Cenab-ı Hak, hep söylüyoruz bunu, büyüklerimizin ifadesi. Allah verirse, hoştur sefası. Allah vurursa, yoktur sebası buyurulmuş. Evet. Bir tövbe pehlivan gönderir Cenab-ı Hak, öyle tokatlar vurdurur ki herkes yerini bulur o zaman yani. Herkes yerini bulur. O yüzden ben devleti şimdi çok karıştırmayacağım. Cemaat diyeceğiz. Topluluk. Gerçekten aynı şeye inanan insanların topluluğu. Aynı inancı, aynı duyguyu, aynı hisleri paylaşan insanların topluluğu. Hilali gözetlemek böyle bir cemaatin işi. Münferiden bunu yapamazsın. Cenab-ı Hak birçok konuda, bakın iki şahit istiyor. Yani temiz olduğunu, doğru olduğunu, dürüst olduğunu ispat edebilmen için bile iki kişiye ihtiyacın var. Cuma fertlere farz.
fertler kadar cemaate farz. Hanefilere göre imam hariç 3 kişi cemaat olmazsa cuma namazı kılınamaz. İmamla birlikte 4 kişi olacak. Cuma kılabilmeleri için. Şafiilere göre imam hariç 40 kişi olacak. Cuma kılabilmeleri için. 40 kişi. Bu 40 kişi hür olacak. İçlerinden biri köle olsa, 39'u hür, bir kişi köle, cuma olmaz. Cuma kılacakların hepsi hür olacak. Hepsi baliğ olacak. Akıl bali olmuş olacak. Bir iki tanesi çocuk olsa cuma olmaz. Bunların hepsi mukim olacak. O bölgenin yerlisi olacak. Bir tanesi, iki tanesi seferi olsa cuma olmaz. 40 kişiden 2 kişi misal seferi olsalar, misafir olsalar cuma olmaz. Bu 40 kişi Fatiha-i Şerif'i düzgün okumayı bilecekler. Manasını değiştirmeyecek şekilde düzgün olarak Fatiha'yı okuyabilecekler. Fatiha'yı düzgün okuyamazlarsa cumaları olmaz. Çünkü Şafiilerde Fatiha okumak farz. Farzı yerine getiremeyecekleri için cumaları, namazları olmaz. 40 kişi de Fatiha'yı düzgün okuyacak. Evet. Ancak cuma kılabilirler. En az iki şahit olmazsa, iki şahit olmazsa, halbuki nikahın ana şartı, İslam fıkhında nikahın temel şartı icap ve kabuldür. Erkek talip olur, bayan da onay verir. Nikahın şartı budur. Bu iki kişi nikahlanabilir. Ama bu nikaha iki şahit olmazsa nikah batıldır, sahih olmaz. En az iki kişinin huzurunda olacak bu nikah, icap kabul. Ben bu bayana talibim, bunu eşim olarak kabul ediyorum. Bayan da diyecek ki ben de Allah için bu erkeğe varıyorum. Bunu eş olarak kabul ediyorum. O da bunu taklit edecek, söyleyecek, kabullenecek. O insanlar da şahit olacak. Hukuk gerçekleşmiş olur. Yani nikah hukuku, akdi gerçekleşmiş olur. O nikah sahih olur. En az iki şahit. Yani bu fıkhi örnekleri niye söylüyorum? Münferiden bu dini yaşayamayız, dinin kemalini yaşayamayız. İnsanla güzel her şey. Çünkü bütün güzellikler insan için. İnsan olmaya layık olan için. İnsan olmayı bilen için. Cenab-ı Hak bizi
gerçek insanlardan eylesin. Şimdi güzel teknoloji çok gelişmiş. Robotlar yapıyorlar. Robot. Mekanik insanlar var. Hatta bazı zenginlerin evlerinde bunları hizmetçi olarak da kullanıyorlar. Büyük paralar verip onları alıyorlar. Evlerinde bazı öteberi işleri onlara yaptırıyorlar. Mekanik insan. İnsanlar adeta günümüzde böyle mekanikleşmiş. Robotlaşmış. Kusura bakmayın. Gerçekliğimizi kaybetmişiz. Firaset ve basiretten mahrum. Hikmet ve hakikatten uzak. Zühdün ve takvanın hiç semtine uğramıyoruz. Korku ve sevgiyi tebdil etmişiz. Bilgiyi kısırlaştırmışız. Sadece mutfak ile lavabo arasında mekik dokuyoruz. İnsanın yaratılış sebebi bu muydu? Böyle olsun diye mi var edildi insan? Biz yolumuza devam edelim. Evet. Allah bizi insan etsin. Gerçek insanları bize göstersin. İnsanları da göremeyince örnek de alamıyoruz. Gerçek insanları görmeyince her şeyi, herkesi robot zannediyoruz. Bunun için tevhidde Muhammedur Resulullah var. Sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah. Belki imanımızın tamamı. Dinimizin tamamı ama hemen peşinde Muhammedur Resulullah. Görsellik var orada. Gerçek insanı gösteriyor Cenab-ı Hak. İnsan modelini gösteriyor. O modeli zihnine, gönlüne, fikrine, bütün hayatına nakşetmek durumundasın. Sevdiklerinin nasıl ki resimlerini en azından telefonuna kaydediyorsun, özlem duydukça çıkartıp onlara bakıyorsun. Annenin resmi, babanın resmi, çoluk çocuğunun resmi vesaire. Evet. Alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı gönlüne nakşetmelisin. Gönlüne her nazar ettiğinde, gönlüne yöneldiğinde onu orada görmelisin. Alemlerin efendisini görmelisin. Başka birini değil. Onu görmelisin. Ve hayatını ona göre tanzim etmelisin. Onu göremiyorsan, hayatında Muhammed'i göremeyenler aleyhissalatu vesselam, hayatında Muhammed'i göremeyenler,
kördürler, hiçbir şey göremezler. Burada kör oldukları gibi Allah esirgesin, ahirette de kördürler. Burada kör olanlar, ayet-i kerime öyle buyuruyor, orada da kördürler. Nefse ağır ve sıkıntı verse de cemaat içinde yaşamak, İslam topluluğuyla yaşamak, insanın tek başına elde edeceği her türlü rahatlık ve huzurdan hayırlıdır. İki birden, üç ikiden, dört üçten hayırlıdır buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Hayırlıdır. Kalpteki Allah sevgisini ispat etmenin bir yolu ilahi emirleri yerine getirmek, diğer yolu ise müminleri Allah için sevmektir. Müminleri. Kalpteki Allah sevgisini ispat etmenin bir yolu, bir kanadı Allah'ın emirlerine tabi olmak, onları yerine getirmek, diğer kanadı ise Allah için sevilmeye layık olan şeyleri sevmek. İman ve sevgi. Evet. İman itaate dönüşüyor, şekillendiğinde, dışarı çıktığında. İman itaate, ibadete dönüşüyor. Sevgi hizmete dönüşüyor. Bu sevgisiz de o hizmet bir fayda vermez. Bu sevgi onlarla Allah yolunda birleşmeyi temin edecek. Allah'ın kullarını seversen, onlarla Allah için birleşirsin, Allah yolunda birleşirsin. Böylece müminler, Allah'a giden yolda diğer mümin kardeşleriyle kenetlenmiş, kaynaşmış, yardımlaşmış olacak. Yüce Rabbimizin her müminden arzusu budur. Buna takva ve hayır yolunda yardımlaşmak deniliyor. Hatta bu konuda yarışmayı emrediyor Cenab-ı Hak müminlere. Festebikul hayra. Hayırda müsabakaya tutuşun. Yarışa girişin buyuruyor. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz aleyhissalatu vesselam, hayrun nas men yenfa'un nas buyuruyor. Sizin en hayırlınız, insanların en hayırlısı, insanlara gerçekten Allah için faydalı olabilendir. Menfaat verendir. İnsanlara menfaat verendir. Buyurarak hayır aşıklarını insanların arasına girmeye ve onlarla dayanışmaya teşvik buyuruyor. Hadisin devamında ise şerrun nas men yedurrun nas buyuruyor Efendimiz. Sizin en şerriniz, en yaramazınız da insanlara zarar verenlerinizdir. Hayırlılarınız, İnsanlık için bir menfaatte bulunanlarınız, şerlileriniz ise onlara zarar verenlerinizdir. İnsanın cevheri insanlarla birlik ve hizmet içinde ortaya çıkar. Evet, çalıştıkça, bir gayret gösterdikçe
insanın içindeki cevher açığa çıkar. Allah rızasına aşık olanlar bilmediler ki bu yolda imtihan çoktur. Bu yüzden cilvelere, sıkıntılara hazır olmalıdırlar. Çile ve hizmet olmadan elde edilen sevgi gerçekçi değildir. Herkes ilahi aşk ve imanın derecesini ancak güzel amelleriyle ölçebilir. Hani söz vardır ya, kişinin ailesidir işi, lafa bakılmaz. Yaptıkları önemli. Güzel kulluğun başında evvela farzları eda etmek, haramlardan kaçınmak, sonra insanlara ve diğer varlıklara nasıl muamele ettiğimize bakmalıyız. Hadis-i şerifte belirtildiği gibi imanın en son mertebesi La ilahe illallah kelime-i tevhidinin sırrına ulaşmaktır. İmanın ilk mertebesi ise Allah'a imandan sonra kullara hizmetle başlamak. Yetmiş küsur şubedir iman. Hadiste böyle buyuruluyor. Bunun en kemal mertebesi bütün gönlünü, zihnini ve lisanını doldurarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demendir. Bunu anlayarak bir şuurla, bir idrakle, bir aşkla bunu söylemen imanın kemali. Bu anlamda bunun en alt seviyesi de yolun üstünde insanlara zarar verebilecek engeli yoldan kaldırıp yolun kenarına koyma. Bu da imandan sayılmış. Evet. Kalbin rahatlığı ancak Allah sevgisiyle mümkün olur. Karşılıksız sevebilen ve sıkıntılara tahammül gösteren insan, Allah-u Teala'nın ahlakı ile ahlaklanmış olur. Bu Efendimizin emri. Tehallekû bi ahlakillâh buyuruyor. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmış. Yani Allah'ın razı olduğu ahlak üzere olur. Çünkü Allah-u Teala bütün isyan ve inkarına rağmen kullarına rahmet etmekte. Tevbe edenleri, tevbelerini kabul etmekte. Kusurları affedip aciz kullarına en güzel nimetler bahşetmekte. Yeryüzünde her gün tecelli eden bunca ilahi hikmet ve cilveleri görüp de ona aşık olmayan, Allah'ın bunca eserini, cilvesini, tecellisini görüp de Allah'ı sevemeyen, bu şevk ile hak için Allah yolunda koşmayan insan, Mevlasını hakkıyla tanıyamamış, ona gerçekten inanamamış demektir. Allah-u Teala tektir. Kullarından tek bir hedef etrafında birlik istemektedir. Tevhid dini aynı hedef ve halde olmayı gerektirmektedir. Kalp ve kafaları, dert ve hesapları hak yolda bir olmayan kimseler tevhidin tadını tatmamıştır. Bu çizgide buluşamaz,
aynı atmosferi paylaşamaz ve İslam'ın güzelliğine ulaşamazlar. Dert bir olmalı arkadaşlar. Dem bir olmalı. Devran bir dönmeli. Çünkü hedef bir. Bu hedef bir. Allah için birlik ruhu taşımayan, bu ruh ile cemaat olamayan, cemaat disiplinini gereksiz veya ağır bulan Müslümanların bu dini temsil etmeleri de mümkün değildir. Din üstünde bir söz sahibi olmaları düşünülemez. Bu yüce dine birlik halinde sahip çıkmayanların, düşmanların oyununa gelip dinden çıkma tehlikeleri vardır. Geçen akşam burada ifade etmeye çalışmıştım. Takiye hastalığını. Belki yerine göre olması gerekli olabilir. Takiye ciddi bir ikrahtan kaynaklanır. Can tehlikesi varsa, İkrah varsa, büyük bir tehdit varsa, onu savuşturma adına, ondan kurtulma adına farklı bir amel, farklı bir hal içine insan girebilir. Ama bu süreklilik arz ederse insanda, bu takiyye hali sürekli hale gelirse, tavizkarlık sürekli hale gelirse, insan bunu içselleştirir. Bu onda kişilik haline gelir. Başlarda belki biraz rahatsızlık duyar, kendini levmeder, daha sonra alışır. Ve onun öyle olduğuna inanmaya başlar, inandığını da savunmaya başlar. Ve bu hadise onu küfre götürür. Geçmişte insanlar güya İslam'ın izzetini, İslam'ın hakikatini müdafaa ve muhafaza adına bayanlarımızın başlarını açtılar. O gün için belki bir zorluk vardı ama sonra bu süreklilik arz etti. Açıklığı benimsediler. Şimdi örtünemiyorlar. Evet. Açık olmayı benimsediler. Ve açıklardan daha şerli bir duruma geldiler. Geçmişinden beri açık olanlar belki daha edepli. Bir korkuları var, biz günah işliyoruz diye. Bunlarda ise biz bu işi İslam adına yapıyoruz diye bir rahatlık var. Rengimizi belli etmeyeceğiz diye namaz kılmayan insanlar iş yerinde vesaire. Burada namaz kılarsak bizim rengimiz belli olur, Müslüman olduğumuz anlaşılır, şöyle olur, böyle olur. Biz mevkilere, makamlara gelmeliyiz, kariyer putuna biraz daha tapınalım. Kendimizi gizleyelim, namazları evimizde toptan kılarız. Böyle bir illete tutuldular. Ve bu süreklilik arz etti. Çünkü sürekli o işte çalışıyor. Adam hiç namaz kılmadı derken evde de toplu kılmayı bıraktı. Namazsızlığa alıştı. O rahatlık canına geçti. Rahatlık canına geçti, namazı toptan terk etti. Sor ona niye böyle, Allah adına yapıyorum. Allah'a iftira ediyor. Evet. Bu ciddi bir hastalık. Ciddi bir hastalık.
Cemaatten ayrılanları insan ve şeytan kurtları kapar. Minel cinneti ve nas. İnsi ve cinni şeytanlar onların yoluna çıkar. Onlarla arkadaş olur. Sırf kendi derdine düşmüş kimselerin en azından zillet içinde yaşamaları kesindir. İşte bunun için Allah yolunda cemaat olmanın hedefini, şeklini, hukukunu bilip gereğini yerine getirmek farz-ı ayindir. Şimdi bu mühim meselenin hukukuna bir göz atalım. Müslümanların Allah yolunda birlik sağlamaları farz-ı ayindir. Bu birlik güzel kulluk ve takva için olmalıdır. İslam'ı daha güzel yaşamak için olmalıdır. Tevhid inancı bunu gerektirir. Rabbimiz hepimize özel ve şerefli bir görev vermiştir. Bu görev Allah'ın adını duyurmak, ilahi kelimetullah'ı yüceltmek, dini yaymak, ilahi emir ve hükümleri yaşamak ve bu yolda var gücüyle gayret göstermektir. Ama biz bugün ne yapıyoruz? Bunun tam aksini. Bütün bunları gizlemeye çalışıyoruz. Allah'ın bize verdiği görev açık yapmamız, aleni yapmamız, bizse bütün bunları gizli yapıyoruz. Şu kainatta varoluşumuzun asıl gayesi işte budur. Budur. Dört şey her Müslümanda bulunmalıdır. Onlar olmadan bu dinin hakkıyla yaşanması, temsil edilmesi mümkün değildir. Bunlar sağlam bir iman birincisi. İvazsız, zararsız, her türlü beşeri yorumlardan kurtulmuş sağlam bir iman. Doğru bir ilim. Temiz bir ilim. İkincisi. Bu imanı aksiyona dönüştürebilmek için temiz bir bilgi, güzel bir ahlak ve cemaat terbiyesi. Bunların içinde hangisi göz ardı edilse iş hayırla neticelenmez. Birini ihmal etsek bunların hayra ulaşamayız. Çünkü inandığı şeylere karşı şüpheyle bakan bir kalp güzel kulluk yapamaz. İnandığından şüphe duyan ve onu gizleme ihtiyacı duyan gizlilik şüpheden kaynaklanır. Evet. Bu din İnsanlığı yer altından çıkarmak için gönderilmiştir. Evet. Hücrelerden çıkarmak için gönderilmiştir. Bunun için Cenab-ı Hak kainatın efendisine ya eyyuhel müdessir kum feenzir buyurmuştur. Bırak gizliliği, saklanmayı, örtünmeyi bırak. Açığa çık buyurmuştur ona. Açığa çık. Korkut. Hakka tabi olmayanların neleri kaybedecekleriyle korkut. Hem dünyanın hem ahiretin onlar için bir azap olacağıyla korkut. Efendim biz dini topluluk değiliz, biz cemaat değiliz, biz şu değiliz, bu değiliz. Nesiniz? Birader nesiniz siz? Allah maskenizi düşürdü, ortaya çıktınız. Ne olduğunuz göründü. Evet, başbakan demeye haşhaşışsınız siz. Hasan Sabbah'ın müritleri.
kıssayı hatırlatıyor bu hadise de, kıssadan hisse Abdülkadir Geylani Hazretlerini üç büyük alim ziyarete geliyor. Son dönemleri Hazreti Geylani'nin oldukça yaşlı, gelenler de genç, dinç, cavval insanlar. Bunlardan birisi Yusuf Hemedani Hazretleri. Hacegan yolunun ulularından Geylani'nin himmetini duasını alıyor. Ziyarete gelenlerden birisi Yusuf Hemedani. Evet. Ahmet Yesevi Hazretlerinin, Yesevi Yusuf Hemedani'den daha meşhur olmuş. Onun için onun ismini söylüyor. Türkler arasında Şeyh-i Türkistan diye bilinen Hoca Ahmet Yesevi meşhur olmuş. Hoca Ahmet Yesevi'yi yetiştiren zat Yusuf Hemedani. Birisi bu. Birisi İbn-i Semmak isminde bir zat, büyük bir alim. Birisi Şeyh-i San'an anıyla meşhur Seyyid Yemen Sana'dan geliyor. Büyük bir alim. Biraz yaşlılığın etkisi, biraz da belki bir manevi halin, manevi işaret ve beşaretlerin yönlendirmesi, Hazreti Pir çok fazla konuşmuyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri çok fazla konuşmuyor, bir şey söylemiyor. Huzurdaki bazılarının, bu ulemanın içleri karışıyor. İşte biri diyor ki ya onca yerden geldik, ta misal ben Yemen'den geldim, Yemen'den Irak'a geliyor, Bağdat'a. Ben Yemen'den geldim. Bir ihtiyar. Bir şey söylediği yok yani. Efendim, şöhreti çok ama bilgi namına bir şey yok yani. Böyle kalbi itirazlarda bulunuyor. Öbürü daha farklı şekilde itiraz ediyor. Yusuf Hemedani Hazretleri gönlünden geçiriyor ki elhamdülillah mazarıyla şereflendik ya, vücuduyla bereketlendik, varlığıyla bereketlendik bu zatın. Mazarıyla şereflendik. Elhamdülillah onun manevi nefesi, manevi teveccühü bize şifa olur. Manevi bir şuur, enerji, ruh olur bizde. O da böyle şeyler düşünüyor içinde. Hazreti Pir şunu buyuruyor. Onlar bu iç aleminde böyle meşgul iken Hazreti Pir buyuruyor ki kendinize dikkat edin. Benim kademim, ayağım bütün salihlerin, sadıkların, kamillerin omuzu üstündedir. Bu kademden kastı mübareğin benim manevi kıymetim, manevi değerim, manevi otoritem anlamında. Zahiri ayağını kastetmiyor. Benim kademim herkesin omuzu üstündedir bu. Çünkü San'a içinden diyor ki hadi be. Nesin ki sen, senin kademin her şeyin üstünde olsun. İzin istiyorlar, eline geliyorlar.
Yusuf Hemedani Hazretleri onu ziyaret ederken ona buyuruyor ki sana müjde. Allah sana öyle bir büyüklük lütfedecek ki senin büyüklüğün kıyamete kadar devam edecek. Seni Cenab-ı Hak bir manevi pınar gibi, bir nehir gibi kıyamete kadar seni akıtacak. Yusuf Hemedani Hazretleri bakın dünyanın dört bir köşesinde İslam aleminin yapılan hatmi hacelerde ismi şerifi okunur. Her gün zikredilir. Şeyh-i Semma'a diyor ki İbn-i Semmak senin içinde nifak var evladım. Korkarım Cenab-ı Hak bu nifanı yakın zamanda aşikâre çıkarır. Senin bu nifanı Cenab-ı Hak aşikâre çıkarır ve sen küfür üzere ölürsün diyor. Hakikaten İbn-i Semmak gidiyor, bir müsteşrik alimle tartışırken o alim onu ikna ediyor ve kafir oluyor. İmanından vazgeçiyor. Şeyh İhsan Ay'a diyor ki sen benim kademimi kabul etmedin. Allah domuzların kademini senin başının üstüne koysun diyor. Sen bir müminin, bir pir-i fani benim gibi ihtiyar bir insanın ayağını omuzuna istemedin. Domuzlar senin üzerine bassın diyor. Git. Şeyh İhsan'a gidiyor. Gün geliyor. Şeyh İhsan'a bir yerden geçerken bir çoban kız görüyor. Domuz sürüsü gidiyor. Kızın önünde domuzlar var. Kız öyle güzel ki şeyhin gönlü kıza akıyor, aşık oluyor. Ne ediyorsa gönlünü vazgeçiremiyor. İlla o kızla nikah olmak istiyor. Derken kızın babasını buluyor, bakıyor ki kızın babası o köy bir Hristiyan köyün papazı. Yaşlı bir adam. Diyor sen benim kızıma talipsin ama bir Hristiyan olacaksın. Bir Müslümana kız vermem ben. İki, benim bütün işlerimi bu kızım görüyor. Ben yaşlıyım, ben ölene kadar yardımcı olacaksın. Bu sürüyü sen güdeceksin. Bunu kabul edersen kızımı veririm. Aşkı galebe çalıyor. Şeyh sana Hristiyan oluyor. Kızla evleniyor, domuzları gütmeye başlıyor. Artık öyle oluyor ki o domuzların yavruları geride kalmasın diye omuzlarına alıyor onları. Başının üstüne alıyor, domuzları taşımaya başlıyor. Bir gün domuzu üzerine aldığında aklına geliyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ona sitemi. Heyhat diyor, ben tokadı nerede yemişim ya? Ben filan zaman o pir-i faniyi ziyaret etmiştim. Onun ayağını omuzumda kabul etmedim. O bana beddua etti, intizar etti. Domuzlar senin üzerine çıksın dedi. Ben şimdi domuz hambalı oldum. Şu hale bak. Ben alimdim güya. Ben seyittim, Hazreti Peygamber'in torunuydum. Benim düştüğüm şu hale bak. Demek hidayet saati geliyor, çilesi doluyor. O esnada bunları tefekkür ederken Abdülkadir Geylani Hazretleri müritlerinden bir grubu, dervişlerinden bir grubu filan yere gidin buyuruyor, filan yaylalara, filan düzlüklere, filan köye gidin, o Hristiyan köyüne. Papazın damadının
omuzları yaydığı yere yakın bir yerde bir zikrullah halkası kurun. Allah'ı zikredin orada. Zikrimize devam edin. Bunlar gidiyorlar, orada halka kuruyorlar dervişler. Zikretmeye başlıyorlar. Dalga dalga zikir sesleri bunun kulağına geldikçe kulağından kalbine iniyor. Allah Allah. İçindeki o kadın aşkı Allah aşkına dönüşüyor, yanıyor. İster istemez o da terennüm ediyor, o da tekrar etmeye başlıyor içinden. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Müslüman oluyor. Duramıyor. Koşuyor, bakıyor ki ileride bir halka Allah'ı zikrediyorlar, hemen halkaya karışıyor. Orada zikre başlıyor. Eve geliyor hanımla, diyor ki ben gidiyorum. Ben aslıma döndüm. Benim cezam bitti elhamdülillah. Benim cezam bitti, ben aslıma dönüyorum. Kadın diyor ki bir kadının yeri beynin yanıdır. Sen nerede, ben orada. Ben İslam'a döndüm diyor. Ben de Müslüman olurum diyor. Kadın da Müslüman oluyor. Ve gidip Hazreti Pir'e intisap ediyorlar. Hazreti Geylani'ye gidiyorlar. Senin ayağın bizim başımızın üstünde, gözümüzün üstünde diyorlar. Evet. Bu kıssayı hatırlattı bana. İşte biz cemaat değiliz, biz İslami bir teşkilat değiliz, biz şu değiliz, bu değiliz. İslam'ın güzelliklerini kabul etmediniz, şimdi size çete diyorlar, örgüt diyorlar, haşhaşin diyorlar. Evet. El ağzı torba değil, bükemezsin diyorlar. Böyle mi olmalıydı? Böyle mi olmalıydı? Ya Rabbi bizi bize bırakma. Bizi nefsimizle bir an dahi olsa baş başa bırakma. Senin peygamberin Hazreti Yunus sana öyle dua ediyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ey tesbihe, tenzihe, tahmide layık olan Rabbim. Tüm noksanlıklardan münezzeh olan Rabbim, ben nefsime uydum, ben kendime zulmettim, sen zulmetmezsin ya Rabbi. Senin peygamberin Adem aleyhisselam sana yalvarıyor. Rabbena zalemna enfusena. Ya Rabbi ben kendi nefsime zulmettim, nefsimin arzusuna uydum, hevama uydum. Senin yasakladığın emri dinlemedim, yanaşma buyurdun, ben emrini dinlemedim. Ve terhamna, sen bana merhamet buyur ya Rabbi. Sen beni affet, merhamet et ya Rabbi. Enekûnenne minel hâsirîn. Eğer sen merhamet etmezsen, sen yolumu açmazsan, sen kalbimi sana döndürmezsen ben husrana uğrayanlardan, zarar edenlerden olurum ya Rabbi. Evet, bu tevbeyi sürekli yapalım arkadaşlar. Bu tevbeyi sürekli yapalım, Adem'in duasını, Yunus'un duasını sürekli yapalım. Allah bizi nefsimizin şerrinden muhafaza buyursun. Evet, birkaç kelime daha zikredip toparlayalım inşallah. Ne dedik? İnandığı şeylere karşı şüpheyle bakan bir kalp hukuk yapamaz. Cahil insanın ne yapacağı belli olmaz. Kötü ahlaklı bir kimse gerçeğe ulaşamaz. Mümin kardeşlerine kalbini açmayan, onları sevgiyle kucaklamayan bencil kimseler, Yezid diyorlar şimdi. Evet, Yezid kadar taş düşsün başlarınıza. Yezid diyorlar.
76 milyonun başbakanına sen kalkıp Yezid diyeceksin. Sen Yezid'i görmemişsin. Firavun diyeceksin. Sen Firavun'u görmemişsin. Efendimiz'e Ebu Cehil aleyhillâne sen ne çirkinsin ya Muhammed, sana baktıkça midem bulanıyor demişti. Saddak da ya Ebu Cehil dedi Cenab-ı Peygamber. Doğrusun ya Ebu Cehil. Biraz sonra Hazreti Sıddık-ı Azam Efendimiz geldi. Ya Resulallah öyle güzelsin ki gözlerim kamaşıyor sana bakmaktan ya Resulallah. Ona da sen haklısın buyurdu. Sahabi itiraz ettiler, dediler ya Resulallah, Ebu Bekir haklı, amenna, biz de biliyoruz da Ebu Cehil'e de haklısın buyurdun. Nasıl o zalim, o cahillerin babası haklı olur? Efendimiz buyurdu ki, biz bir aynayız. Ebu Cehil baktı, kendini gördü, kendi sirkatini söyledi. Dedi, ben öyle çirkinim ki beni görenlerin midesi bulanır. Yalan mıydı? Doğru ya Resulallah dedi. Ebu Bekir de kendi güzelliğini gördü, dedi ben çok güzelim ya Resulallah. Tabi İslam'dan almış o güzelliği. O da doğruyu söyledi yani. Evet. Anlıyorsunuz inşallah değil mi? Yani? Kendi sıfatlarını söylüyorlar. Kendi sıfatlarını söylüyorlar. Bencil kimseler cemiyete faydalı olamaz, cemaat kuramaz. Bu dört şeyde az bir zafiyet bile, yukarıda sayılan dört şart vardı ya, onları bir daha okuyalım. Sağlam iman, doğru ilim, güzel ahlak ve cemaat terbiyesi. Bu dört şeyde zafiyet gösterenler bilsinler ki büyük ziyandadırlar. Bugün Müslümanların içine düştükleri hastalıkların başında bu şuurdan mahrumiyet gelmektedir. Böyle ciddi bir terbiye yok. Bir manevi terbiye yok. Şu bir gerçektir ki kamil insanların nezaretinde nefsini güzel bir terbiyeye tabi tutmayan ve takva üzere kurulmuş bir cemaat disiplinine girmeyen kimse kamil manada mümin olamaz. Bu kimsenin ibadeti tuzsuz aş gibidir, tadı olmaz. Hizmetleri sonuç vermez. Hiçbir Müslüman bu anlamda din işlerini kendi başına çözemez. Hiçbir yol rehbersiz gidilemez. Hak yolunun ehli var, alimi var. Bunlara ihtiyaç var. Önümüzde Allah'ın halifesi, Hazreti Peygamber'in varisleri var. Çevremizde yükümüzü paylaşacağımız birçok kardeşlerimiz var. O halde niçin nefs ve şeytan ile baş başa kalalım ki? Veya onlara tabi olmuş insanlarla beraber olalım ki? Ben kendi işimi kendim görürüm. Dinimi ben kendim yaşarım demek kimsenin işini görmez, derdini dindirmez. Bu tür davranışlar ancak keyfine köle olmuş, nefsin ve maddeyi hayat hedefi yapan dünya ehlinin tercihleri olabilir. Ahireti dünya hayatına tercih eden bir mümin, Allah-u Teala'nın mealen ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun, ve ancak Müslüman olarak can verin. Müslüman olarak ölmeye gayret edin. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a, ihlasa, ibadete, cemaate sarılın. Dağılıp parçalanmayın. Emri şerifini hiç kimse kulak ardı edemez. Hiçbir Müslüman, yine Kur'an'da mealen, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun ayeti kerimesi
beni ilgilendirmiyor diyemez. Akıllı bir insan, Yüce Allah'ın yine mealen o gün Allah için birbirini seven ve bu uğurda kenetleşen takva sahipleri hariç bütün dostlar birbirlerinin azılı düşmanları olacaklardır buyuruyor. Bu uyarıyı hafife alıp kafir ve fasıklardan kendine dost seçemez. İsrail'e Amerika'yı kendisine dost edinemez. Şu halde Allah yolunda birlik ve cemaat halinde olmak her mükellefin üzerine farzdır. Bu birlik sadece kalb ile olsa bile faydalıdır. Kalben sevse bile istifade eder. Her mümin önce Allah'ın kendisine kardeş yaptığı müminleri kendinden bir parça olarak görmelidir. Madem ki Allah bizi kardeş yapmış, o benim bir cüzüm, bir uzvum gibidir diye düşünmeli. Bu da ancak kalb ile olur bu düşünce, bu sevgi. Gücü alınmış, yatağa bağlanmış bir mümin bile bu anlayışı taşımalı. Hiçbir şey yapamıyor, hasta yatıyor, yine müminlere böyle sevgisi olmalı. Yeryüzünde ilahi emaneti taşıyan bütün müminleri manen desteklemeli, duasıyla, sevgisiyle, himmetiyle desteklemeli. Melekler gibi müminlere istiğfar ederek, gerektiğinde arkadaşları için Allah'a tevbe ederek, onların hak yolda sağlam ve sabit kalmalarını istemelidir. Bu dua, mümin kardeşlerine bir yardımdır. Bu da cemaate katılmaktır. Bakın duasıyla bile bir cemaat oluyor, bir topluluk oluşturuyor. Şimdi hepimizden cemaat olmayı ve bir şekilde cemaate katılmayı emreden ayetleri görelim. Bunları inşallah fırsat verirse bir dahaki sohbette bunları müzakere edeceğiz. Kur'an ve sünnetten bunların delillerini inşallah göreceğiz. Cenab-ı Hak hepimize hayırlı cemaat olmayı lütfeylesin. Kendi rızası doğrultusunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istikametinde, ahlakında, halinde onun ashabı misali cemaat olmayı bizlere nasip eylesin. Bizi hevamızdan, egomuzdan, bencilliğimizden, nefisten, şeytandan, cehaletten, gafletten, dalaletten muhafaza eylesin. Nefsimizi, neslimizi hidayet üzere, istikamet üzere kıyamete kadar daim ve kaim eylesin. Cenab-ı Hak hasbel beşer kusur ve küsurlarımızı af ve mağfiret eylesin. Geçmişlerimizin yanlışlıklarından dolayı bizleri hesaba çekmesin. Bizim hatalarımızdan dolayı Cenab-ı Hak neslimizi zor durumda bırakmasın. Cenab-ı Hak baştaki başlarımızın gönüllerine iman nuru, ihlas, İslam nuru, Müslüman sevgisi bahşeylesin. İslam'a uygun olacak, milletin menfaatine olacak işlerde onları muvaffak eylesin. Onlara yardım eylesin. İslam'ın ve Müslümanların aleyhine hazırlanan bütün oyunları, komploları, tuzak ve desiseleri her kim hazırlıyorsa onların başlarına dolandırsın inşallah. Rabbena ve lemna enfusena ve illem teğfir lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Rabbi ic'alni mukime salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر الدعوات الحمد لله رب العالمين.